İranlı General Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü. Fasileyi paygahı Esad. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'taki büyükelçiliğine yönelik saldırılardan sadece 3 gün sonra Trump'ın talimatı üzerine öldürüldü. İran, Ukrayna'ya giden yolcu uçağını düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın eşiğine gelen İran, bir de sınırlarında Ukrayna Hava Yolları'na ait bir uçağın düşmesiyle sarsıldı. Avustralya'da ormanların %20'si yandı. Hükümet Wikipedia erişiminin engelini kaldırdı. Anayasa Mahkemesi'nin Wikipedia hakkındaki gerekçeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ulaştı. Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia yeniden Türkiye'de erişime açıldı. Manisa 5.4 şiddetindeki depremin ardından günlerce sallandı. Manisa beşik gibi tam bir öncekinin artçıları bitti derken şehir başka bir depremle sallanıyor. Yine öyle oldu. 5,2 ile sokağa dökülen Manisalılar geceyi sokakta geçirdi. Elazığ'da 6.8 şiddetinde deprem oldu. 6,8'lik depremin merkez üssü Elazığ Sivrice'ydi. Saatler 20.55'i gösterdiğinde bölge 22 saniye süreyle sallandı. Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti. Basketbolu sevdiren, spor tarihine adını kazıyan efsane isim Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızıyla birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. İngiltere, 4 yıl önce aldığı Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını sancılı bir sürecin ardından tamamladı. Van'da çığ altındakileri arayan ekibin üzerine çığ düştü. Toplam 42 kişi hayatını kaybetti. Van Bahçesaray yolunda ekipler yol açma çalışmasındaydı. Kepçe operatörü Bahattin Karagül'le tehlikeyi sezdi. Arkasındaki minibüsün şoförünü geri dönmesi için uyardı. Antarktika'daki sıcaklık ilk kez 20 derecenin üzerine çıktı. Kabe tarihte ilk kez boş kaldı. ABD borsasında 15 dakikalık hisse alımları durduruldu. Türkiye'de ilk korona vakası 11 Mart'ta görüldü. Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs COVID-19 pandemi ilan edildi. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Eğitim öğretim uzaktan eğitime geçildi. Osmanlı Devleti'nde ne yapacaktı arkadaşlar? Karşılayacaktı. Bu kim bu ya? Kimsin sen? Hocam çişe gidebilir miyim? Çernobil'de orman yangını çıktığı için radyasyon 16 kat arttı. Dünya koronavirüs salgınına kilitlenmişken bir felaket haberi de Ukrayna'da. 10 gündür söndürülemeyen orman yangını Çernobil bölgesindeki radyasyonlu alana ulaştı. Yürekler ağza geldi. Tarihte ilk kez petrol fiyatları sıfırın altına düştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılı kutlanıldı. Bir asırlık gururun yaşandığı gün, millet egemenliğinin 100. yılında devlet erkanı Anıtkabir'deydi. Pengaton UFO görüntüleri yayınladı. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Bitcoin sıyrılanması gerçekleşti. Bitcoin ne ya? Bite mi koyuyorsunuz abi ne? Bitcoin ne? Tümamiral Cihat Yaycı gururum incildi diyerek istifa etti. Cuma günü resmi gazetede karar yayınlanınca Yaycı'nın onurum gururum incindi dediği iddia edildi ve istifa ettiği ortaya çıktı. ABD'de George Floyd polis tarafından öldürülmesi,
küresel protestolara ve ayaklanmaya yol açtı. İstanbul'da sel ve hortum oldu. İstanbul Çatalca'da fırtına ve sağanak yağışla birlikte hortum dehşeti yaşandı. Sik yokmuş ama. Aa, elektrik gitti. Aa, tır yıkıldı lan. Bursa'da sel oldu. Burası Bursa. Kırsal mahallelerdeki yollardan sel aktı. Bahçeler su altında kaldı. Birçok ağaç yerle bir oldu. Sosyal medya düzenlenmesi gündem oldu. Sosyal medya düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 16 saatlik mesainin ardından kabul edildi. Düzenleme Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlarla ilgili önemli değişiklikler getiriyor. En az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı. Sakarya'nın Hendek ilçesi bugün adeta cehennemi yaşadı. Oyuncak ve havai fişek fabrikasındaki patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. 107 işçi de yaralandı. Mekke Gölü kurudu. 21. yüzyılda çıplak göze görülebilen kuyruklu yıldız yaklaşıyor. Neowise kuyruklu yıldızı saniyede yaklaşık 72.500 kilometre hızla dünyaya doğru yaklaşıyor. Ayasofya ibadete açıldı. Wayfair internet üzerinden insan kaçakçılığı yaptığı iddiası tüm dünyayı salladı. Twitter hacklendi. Ünlü isimlerin hesaplarından dolandırılmak amaçlı tweetler atıldı. Twitter hackerların depremiyle sarsıldı. Kim Kardashian, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama, Donald Trump gibi tanınmış isimlerin hesabı tek tek ele geçirildi. Malatya'da 5.7 şiddetinde deprem oldu. Lübnan'ın başkentinde büyük bir patlama oldu. Oh my God! Giresun'da sel oldu. Gün boyu yağan yağmur akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sel suları önüne ne kattıysa aldı götürdü. Giresun'un Dereli ilçesi büyük bir felaketi yaşadı. İşte görüyorsunuz, iş makineleri burada temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ankara'da kum fırtınası meydana geldi. Tozdan felakete tarlada yakalandılar. Polatlı'daki kum fırtınasının verdiği zarar yeni günde ortaya çıktı. Yaklaşık 2500 tarım işçisi yaralarını sarmaya çalışıyor. İzmir'de 6.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Antalya'da 5.5 deprem meydana geldi. Siirt'te 5 şiddetinde deprem oldu. Siirt'in Kurtalan ilçesi sabah saat 8.45'te AFAD verilerine göre 5 büyüklüğünde sallandı.